Hayatında hemen çocuklarına uyguladın, bir şeyler değişti, eşin değişti. Sen hiç bekliyor muydun adamın bu hale geleceğini? Beklemiyorum. Adam tak diye düzeldi, çocuğun düzeldi, kızın düzeldi. Peki değişim nasıl olacak? Değişim, örneğin biz mentorluk grubunda ne yapıyoruz? Seni alıyoruz, tamam mı? Bazen haftada bir böyle şeyden çıkıyorsun, konseptten çıkıyorsun, değil mi? Normal. Yani sen bir şey istiyorsun, bir değişim istiyorsun. Diyorsun hocam ben bu renge sahip olmak istiyorum, tamam mı? Bu renge sahip olabilmen için ben diyorum ki bak sana önüne bir plan veriyorum. Bu planı uygulaman lazım, tamam mı? Bu planı önüne koyuyorum, bu planı uygula diyorum. Sonra sen uygularken sende değişim başlıyor. Sende değişim başlıyor o planı uygularken. Örneğin arzu ettiğin renge geliyorsun. Sonra ne oluyor? Bir hafta sonra konseptten çıkma ihtimalin büyük oluyor. Çünkü sen yine çevreni değiştiriyorsun. Çünkü benimle görüştün ya, mentorluk grubuna katıldığın bir seminer gibi düşün. Her hafta bir seminer gibi düşün. O gün iyiydi, içinde ateşin vardı. Ondan sonra kıvılcım vardı, çok güzel. Sonra sen gittin ortamı değiştirdin tekrar. O bir hafta artık eski ortamın içerisine girdin. Onlar renksiz, öyle düşün. Senin arzuladığın renk yok orada. Sonra onlara benzersin yine tekrar. Onlara benzemeye başlarsın. Peki o insanların hedefi var mı? Yok. Peki o insanların rengi var mı? Yok. Monoton bir hayatı var. Sonra ne var bir de? Hep akışa bırakmışlar. Hepsi bir köşesine çekilmiş. Neyi bekliyor biliyor musunuz? Açık konuşayım. Ölmeyi bekliyorlar. Yani bir çeşit zombi. Bir çeşit zombi olmuşlar. Peki sen onların arasına girdin ya. Yani yemek ye, su iç, uyku uyu, ondan sonra yat, yat, kalk. Bu yani başka. Hayat bu değil. Hayat bu değil. Ne yapacağız peki? Ben o yüzden diyorum devam etmek lazım. Yani programla bir başladığın zaman sonuna kadar gideceksin. İpin ucunu bırakmaman gerekiyor. Zombilerin anlasının çıkman gerekiyor. Bak hepsini genellemiyorum. Bunların içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, hedefi olan insanlar var. Bunlardan bahsetmiyorum. Bu içindeki ateşi söndürmemek için ne yapacaksın? Senin içinde kıvılcım var zaten. Ama sönmek üzereydi. Anlatabiliyor muyum? Zombiler çoğaldı, tamam mı? Etrafta pozitif konuşan insan kalmadı. Senin içinde azıcık mum ışığı var. O mum ışığı söndürme. Önünde bir plan yoksa, reçete yoksa, yani fokus yoksa, fokus çok önemli, fokuslanamıyorsan, o zaman hokus pokus var demektir. Yani fokus yoksa hayatında hokus pokus var. Peki hokus pokus ne? Hokus pokus hikaye. Hani hep böyle bizim gözümüzü boyadılar ya, pembe gözlük takarak, tamam mı? İşte bildiğini sallayacaksın, şu hedefe ulaşacaksın. Genellikle hep o hikayelerle karşılaşırsın. Onlar da tuzak. Anlatabiliyor muyum? Yani pembe gözlük takmanı istemiyorum. Çünkü pembe gözlükle hedefine varamayacaksın. Varmazsın. Hokus pokus bize sunulan televizyonda olsun, orada, burada hepsi hokus pokus genellikle. Hepsi pembe gözlük. Pembe gözlükleri çıkarıp hayatın realitesine bakarak, planı uygulayarak, reçeteyi uygulayarak, gerçek hayatı yaşayarak ve hissederek, tadını alarak, hayatın tadını alarak arzuladığın hedefe zaten daha önce ulaşmıştın ve şimdi arzuladığın bir üst levele inşallah ulaşırsın. Ayda kocasından 5-6 kat fazla para kazanan arkadaşlarımız var, hanımefendi olarak. O yüzden bu şekilde sen de ileride ne yapabilirsin? Ailene destek olabilirsin. Çünkü dediğim gibi plan, reçete, uygulamadan hedefine ulaşamazsın. Ulaşman için hemen harekete geçmen lazım. Çok selam söyle.